LGS'ye son 48 gün. Pazar günümüzü bitirdik. Yeni haftaya başlayacağız. Ev okulumuz devam ediyor. EBA'dan derslerimizi izliyoruz. Ve aynı zamanda sıkı sıkıya da çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel haberlerimiz geliyor. Sizlere harika haberlerimiz var. Hiç endişelenmenize gerek yok. Milletin Bakanlığı sizin için güzel haberler hazırlıyor. Bizler görevimizi yapalım. Ardından da yolumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi günün sözüne baktığımızda Claude Pepper diyor ki... Hayat bisiklete binmeye benzer pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Allah Allah. Ne demek istiyor acaba? Burada şunu demek istiyor. İşleyen demir ışıldar, işlemeyen demir paslanır. Bizler her gün kitap okursak veya bir şekilde bir deneme çözersek veya birkaç test çözersek veya bunun daha fazlasını yaparsak gerçekten de hızlı bir şekilde hedefimize ulaşırız. Yani şöyle düşünün. Sizin ulaşmanız, siz buradasınız diyelim ki. Ulaşmanız gereken yerde burası. E sen şimdi bisiklete binmişsin gidiyorsun. Eğer bisiklete binip de Pedalları hızlı hızlı çevirirsen buraya varacaksın. Bu kadar basit. Yani yapacağınız şeyler gerçekten şöyle düşünün. Hani ilkokul birdeki bir öğrenciler ya ben okuma yazmayı öğrenebilecek miyim acaba ya? Ya öğreneceksin. illaki öğreneceksin. Okuyacaksın, çalışacaksın öğreneceksin. Bu kadar basit. Ama hızlı okuyacaksın ama yavaş okuyacaksın ama mutlaka öğreneceksin. Sizler de bu 8. sınıftaki konuları yani LGS konularını bir şekilde öğreneceksiniz. Ama 9'da ama 10'da bir şekilde bitirip öğreneceksiniz. Bunlar esasında çok zor konular değil. Sadece şu anda birazcık gayret gösterip erkenden çalışıp bunlarla alakalı soru çözen öğrenciler hmm, bu çok iyi çözmüş. O zaman bunu fen lisesine alalım. Bunu Anadolu lisesine alalım. Bunu sosyal bilimler lisesine alalım diyecekler. Çözmeyen öğrenci önemli değil. Bu şart değil. O zaman normal devam etsin diyecekler. Dolayısıyla bizler Sıkı, sıkı çalışıp görevlerimizi yapalım ve ardından da hayallerimize kavuşalım. Bunlar bizim için çok güzel faydalı şeyler yani. Günün yorumuna baktığımızda Hakan Bozkurt diyor ki lütfen 8. yazışım lütfen beğenin demiş ve biz de beğendik getirdik önümüze. Sorularım nitelikli bir liseye gitmek için günde kaç soru çözmeliyim? Arkadaşlar bunu her zaman söylüyoruz. LGS'de 90 soru çıkıyor. Bunun en az iki katı olan 180 çoruyu soruyu, çoruyu değil tabii ki soruyu dikkatli bir şekilde çözmeniz, yaptığınız hataların üzerine gitmeniz lazım. Sabah saat dörtte uyanıp test çözmeye başlasak olur mu? Olur. Neden olmasın yani sıkıntı yok. Ama sonrası gün içinde uyuma. Uyuman gerekir. Mutlaka öğlenliğinde de uyu yani. E, tabii ki e, gerçek sınavda sabah 9'da falan olacağı için bu saatlerde e, vücudunu alıştırma. Biraz daha daha geç yani böyle saat 6'da falan kalkmaya alışır kendini. Soru mu veya da yedide sekizde. Soru mu yoksa deneme mi? Tabii ki de bol bol deneme çözmeniz lazım arkadaşlar. Ama şu anda elimize yeterince deneme yok diyorsanız bu durumda Ardından soru çözebilirsiniz. Günde bir tane deneme ardından soru çözmek size çok ciddi faydası olacaktır. Şu aralar konu tekrarına mı ağırlık vermeniz yoksa soru mu çözümünün? Tabii ki soru çözümü arkadaşlar. Çünkü zaten birinci dönem konularını bitirdiniz. Biliyorsunuz ya öyle çok da uzak değilsiniz. Bu ne diyor ya falan diyeceğiniz bir şey yok. Soru çözerekten hatırlayabilirsiniz. Okul varken günde 4 soru çözüyordum. Şimdi ise 200 soruyu geçemiyorum. Ne yapmalıyım? Allah Allah çok ilginç. Okulda demek ki ya soru çözüyordunuz ya da okuldan geldikten sonra sıkı çalışıyordun. O zaman okuldayken çözdüğün 4 soruya mutlaka ulaşmalısın. Mutlaka mutlaka bir dakika kardeşim ben okuldayken dört soru çözüyordum. Şimdi okulda yok. Evdeyim de rahatım da o zaman ben 4 soruya ulaşmalıyım demelisin. Türkçede çok zaman kaybediyorum ama kitap da okuyorum. Olmuyor ne yapmalıyım? Hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Kitap okuyan bir öğrenci bir anda pat diye mesela ben şimdi şöyle düşün. Eee... Diyelim ki zayıflamak istiyorum. Ben diyelim ki şöyle tombik bir adam olayım. Tamam mı? Şöyle tombik bir adam olayım. Çok sevimli, çok tatlı, çok tombik bir adam. Şimdi zayıflamak istiyorsam yürüyüşün de bana faydası var. Koşmanın da bana faydası var. Tamam. Ama eğer diyet yapıp bir de böyle ağırlık çalışırsam, böyle halter çalışırsam o zaman onun bana daha da faydası var. Öyle değil mi? İşte biz Türkçemizi geliştirmek istiyorsak kitap okumak, yürümek gibi. Çok kitap okumak, koşmak gibi. Ama paragraf sorusu çözmek ve bol bol paragraf sorusu çözerekten, dilim sorusu çözerekten kendinizi pekiştirmek o da işte ağırlık kaldırmak gibi. Yani ilk başta ağırlık kaldırırsak birazcık zorlanırız. O yüzden ilk başta biraz kitap okuyacağız. Sonra kitap okuduğumuz sayfa sayısını artıracağız. Ardından da ağırlık kaldıracağız. Bol bol paragraf çözeceğiz. Hocam ben zaten koşabiliyorum diyorsan o zaman hemen paragraf çözebilirsin. Hatta bununla alakalı dün söylemiştik paragraf kitaplarımızdan bol bol soru çözebilirsin. Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardaki bütün paragrafları bitirebilirsin. Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki. Lütfen artı birleyin. En ablası demiş. Zamanın içinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mükemmel bir eseri. Burada gerçekten güzel bir öykü var. Okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar rüya eserlerinde rüyaya, bilinçaltına önem veren bir e, Cumhuriyet sanatçısı. Çok güzel eserleri var arkadaşlar. Gün okuluna baktığımızda az önce arkadaşımızın istediği okulu tanıtmak istedik. Konya'da Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu Lisesi 6.22 dilimli alıyor. Bakın. Biz diyoruz ya, fen lisesi, fen lisesi, fen lisesi. Yo bak, matematik lisesi de mühendislik ve hukuk fakültelerini kazandırabiliyor. Demek ki mükemmel bir lise. Tebrik ediyoruz kendilerini. Dört yıllık İngiliz eğitimi de her zamanki gibi veriyorlar. Tabi burada birazcık zor bir lise. İçinde meslek lisesi eğitimleri de var. Günün kaynağına baktığımızda ise... ...LGS son tekrar seti. İçerisinde Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, Din, İngilizce de toplam e, 4 dört kitapta bu inkılap dil İngilizceyi birleştirdik. Sizlere son tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bunu bitirin. Aynı zamanda çok güzel yeni kitaplarımız, yeni denemelerimiz geliyor. Sürpriz bir deneme. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hadi bakalım matematik sorusu sormuşuz günün sorusunda. Gerçekten zor bir soru. Ama sizler süper öğrenciler olarak bunu çok rahat yapabilirsiniz. Ödüllü sorumuza yorumlarımızı bekliyoruz. Yeni bir haftaya giriyoruz. Hadi bakalım. Hep beraber güzel günleri göreceğiz. Virüsten de kurtulacağız. LGS'den de kurtulacağız. Ha bu arada siz çalışıp kurtulacaksınız ama biz gelecek sene gene buradaki öğrencilerle LGS'ye çalışmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. like us.